Abi selam, hoş geldin yayına. Hoş bulduk abi, ne haber? Ne olsun? Can Lunis nickname'iyle Twitch'te yayınlar yapan beyaz şapkalı bir hacker. Beyaz şapkasını anlamışsınızdır zaten. Direkt olarak öyle beraber gelmiş. Abi biraz kendinden bahsetsene. Yani ne yapıyorsun? Neyle geçiniyorsun? Neredesin şu anda? Can, ben işte 1,5 yılı geçtik Twitch'te yayıncılık yapıyorum. İşte YouTube'da vesaire de videolar, içerik üretiyorum. 79 doğumluyum ben, 42 yaşındayım. Türkiye'de Netaş, işte Smart Pro falan birkaç tane böyle entegratör firmada çalıştıktan sonra 2014 yılında Danimarka'ya yerleştim. Böyle düşünüyorduk, ne yapalım ne edelim falan diye. Bana o dönemler iş teklifleri geliyordu Avrupa'dan. İşte Ericsson'dan geldi Finlandiya için. Ondan sonra bir tane İsveç için geldi falan. Böyle birkaç tane iş teklifi gelince ben dedim ki anlaşılan benim Avrupa'da iş bulma olasılığım, fırsatım var. Dedim işte sen bul, iş bulabiliyorsan bulduğun ülkeye de gidelim. Bulundu öyle bir iş. Danimarka çıktı. Ben Kopenhag haritadaki yerini bile bilmiyordum yani. O kadar alaka ki coğrafyam iyidir. Direkt atladık geldik abi. Geldiğimde McAfee, antivirüs firması biliyorsundur. McAfee'de başladı abi. Bütün Avrupa Orta Doğu bölgesinde eğitmenlik ve işte satış ekiplerine teknik destek vermek üzerine başladım çalışmaya. Ondan sonra Intel bizi satın aldı zaten. Intel'de de çalıştım dolayısıyla yani. Akabinde işte birkaç tane firmada, bu oyun motoru geliştirme firması Unity var. Unity'de çalıştım. Ondan sonra Microsoft'ta çalıştım. Hep buralarda Şimdi de güvenlik uzmanı olarak mı çalıştın? evet. Abi hep güvenlik danışmanı, güvenlik uzmanı hep o şekildeydi. Ya süper bir Ondan kariyer yapmışsın da ben şeyi merak ediyorum abi. Sen Türkiye'de bu güvenlik konusunda kendini nasıl geliştirdin de yurt dışında bu kadar işte çalışabilir hale geldin? Abi şöyle, 93'ten başlıyor benim aslında güvenlikle haşır neşir oluşum. Daha Türkiye'ye ilk gelen internet zamanında yanlışlıkla 3 tane ISP vardı, sen hatırlarsın. O Evet. 3 ISP'den bir tanesine yanlışlıkla hackledim ben. Ama Yanlışlıkla farkında nasıl olmadım. ekliyorsun Abi şimdi benim bir tane arkadaşım vardı. Herif bana bir tane username password, o zamanlar 822'li hatlar vardı. abi? Vallahi ben Ücretsiz de Super hatırlarsın. Online'a arkadaşın şifresiyle giriyordum. Sağ olsun bulmuş. O da bir Aynı. arkadaşından bulmuş. Öyle Ha, giriyorduk. aynı mantık, tamam mı? Orada da o zaman Super Online falan yok, tamam mı? İşte bir TÜBİTAK'ta var, bir IBM'de var, bir de ODTÜ'de var internet. 3 tane yerde var. Tabii Bonn'da falan da var da, yani 3 tane ISP var. Bunlardan bir tanesinden bir tane 822'li numara, bir de üstüne şey bulmuş adam. Username ile password bulmuş. Abi ben Süper. şimdi, o zamanlar slip bağlantı var. Dial-up'tan sonra bir tane terminal ekranı açılıyor modemde, tamam mı? Kullanıcı adı parolayı yazmadan giremiyorsunuz. Hani öyle bir sistem var. Şimdilerde modeme, router'a yazıyoruz da, o zamanlar terminal ekranına yazılıyor. Evet. Abi o ekran aynı zamanda bir Unix ekranı. Ben dedim ki burada bir username password yazdıktan sonra çıkan şeylerde bir başka komutlar olması lazım. Help melp bir yazdım. Abi baktım kullanıcılar. Lan bunlar ne dedim. Bir dump aldım abi. Bütün kullanıcılar çıktı, tamam mı? Oo, o kadar mı? Ama tabii o zaman siber güvenlik falan hak getire. Kimse hiçbir şey bilmiyor ki. Aynen abi. Kimsenin haberi yok. Ondan sonra bir baktım abi, bütün kullanıcılar var. İnternete girmeye başladım. Öyle takılmaya başladım. Ulan dedim, ben bunları nasıl aldım? Nasıl engellenir bu? Neden böyle bir şey oldu Sonra falan diye. nasıl satarım diye düşündün mü hiç? Ben bunları nasıl satar ticarete dönerim abi. Yorum yok. Yorum yok. Öyle başladı. Ondan sonra tabii ben başladım öğrenmeye işte. Network ağ nasıl çalışıyor? Nasıl oluyor bu işler? Neden ben bu adamların sistemleri bu kadar böyle kabak gibi açık olması gerekiyor? İşte ondan sonra Winsock'ı öğrendim. Trumpet'i öğrendim. İşte Slip PPP nedir falan. Herkes PPP'ye geçti mesela. Ulan neden buna geçtik, bu protokole geçtik? Şimdi göremiyoruz falan filan diye başladım böyle araştırmaya. O araştırma bende bir hastalığa dönüştü. O hastalık, ondan sonra ben bir tane servis sağlayıcıda bir özellik keşfettim router'larında, modemlerinde. Tüm abonelerin router konfigürasyonunda gezebildiğimi fark ettim. Oo. Gittim abi, bir baktım Kızıltoprak Pamukbank'ın sonradan olduğunu öğrendiğim bir konfigürasyon dosyası. Dosya 10 megabit yapıyor internetini. Bunu bir çaktım benim router'a. Kadıköy Anadolu yakasının çıkışı o zaman 36 megabit. Bak Çok da çok güzel güzel bir yorum gitti. var. Wi-Fi daha icat edilmemiş konuştukları dönemde Evet. diyor. Doğru. Evet. Doğru. Abi baktım böyle bir şey var, tamam mı? Bir koydum abi, 10 megabit. Unreal Tournament falan oynuyorum. O Aslanlar süper. gibi. Daha Bende iyisi ping olamaz. yok, tamam mı? 98-99. Akıyorum böyle. Millet diyor ki ulan bu nasıl internet? Sen ne yaptın? Abi dedim, router içime aldım, oradan çalıştırıyorum. Öyle bir internet. Abi beni yakaladılar. Tabii. Oo. Tabii. Böyle olunca ben yakalandım. Beni davet ettiler böyle Ama sen merkeze. konfigürasyonu sniffleyip sürekli değiştirmiyor muydun? Onu nasıl hata yaptın? Onu biliyorsun. Şeyde MAC Ya adresi de değişiyor sürekli. her şeyi değiştiriyordum da abi, Ha. geceyi ben açık unutmuşum. Tamam, Tamam. tamam. Download'a bırakmışım. Ulan tek başına burası niye böyle bir hane çekiyor bütün interneti Değil deyince, mi? bana direkt Gelmişler. ertesi gün telefon geldi. Tamam, seni bir alalım biz merkeze, gel bir konuşalım dediler. Tamam dedim, gittim. Anlaştık abi adamlarla. Dediler ki işte biz sana gündüzleri 128 kilobit, Tamam. geceleri de 2 megabit internet verelim. Sen de bizim Temiz. konfigürasyon dosyalarını
kodlarımızı test et. Ya bu arada arkadaşlar ben hep altını çizmekle yarar görüyorum. Şimdi biz eski toprağız, anlıyoruz bunu. 128 kilobit dediği 1 megabitin onda biri. O zaman bizim aldığımız internet öyle bir şeydi. O hızlarda bağlı. 1 megabitin 10 kat daha yavaş hızından bahsediyor 128 kilobit derken. 19 yaşındaydım bu işbirliği olduğunda. Aa dedim, güvenlikçi oldum ben. Önce yanlışlıkla hacker oldum, sonra yanlışlıkla güvenlikçi oldum abi, tamam mı? Aa dedim, bunda daha karlı oluyormuş. Hem başım bela girmiyor. Ondan sonra Windows sistemler, Active Directory'leri, bilmem neleri, ıvırları, zıvırları öğrendim. İşte 2000-2001 yılında MCC oldum. Öyle sertifikalar falan. Sonra askere gittim, geldim. Geldikten sonra abi eğitmen olarak işe başladım Smart Pro'da. Eğitmen olunca da işte Microsoft eğitim, bilmem ne, security devam ede öyle buralara kadar geldi. Hep kendi kendime geliştirerek, işte İngilizce vesaire olduğu için okuyarak, geliştirerek, deneyerek vesaire abi. MSN'den hiç millete ekledin mi? MSN'in kendi üzerinden değil de millete ekleyip MSN'lerini, ICQ'larını aldığım oldu. Şimdi bak sana şeyi sormak istiyorum ben abi bu tarafta. Beyaz hacker olarak geçiyorsun sonuçta. Senin ama aynı zamanda bir gerçek hacker gibi, yani kötü niyetliler gibi de sürekli kendini geliştiriyor ve sistemleri deniyor, zorluyor. Onların takıldığı forumlarda takılıyor olman lazım. Ama senin kimliğin ortada. Hani nasıl yapıyorsun bunu? Nasıl saklıyorsun kendini sanal ortamda? Bize ne tavsiye edersin? Şu anda ben yönetici olduğum için benim bundan sorumlu elemanlarım var. Çünkü takımımda arkadaşlarım var. Onlar yapıyorlar bu işi. Ama ben yaptığım zamanlarda bunun metodları var abi. Ama orada da dikkat edilecek bir nokta var. Mesela şey yapmamak lazım. Ben Tor browser yükledim. Süper gizlendim. Tor network'ünde süperim. Şimdi her türlü illegal aktiviteyi gerçekleştirebilirim. Böyle bir dünya yok abi. Adamlar senin o forumda yazdığın yazının yazış şeklinden kim olduğunu tanımlayabiliyorlar. Oo, yani noktalama yani, işaret hataları veya kullandığın dizilimde. Aynen. O yüzden oralarda falan çok dikkat etmek gerekiyor. Yani sen gidip kafana göre o ben süper takılıyorum artık gizliyim demen bir şey değil. Eğer birisi sana kafayı taktıysa seni bulması çok daha kolay. İkincisi, adam gidiyor mesela işte Joker Stash var, Carding forumu, açık forum. Gidiyor oradan kredi kartlarını alıyor parasıyla. Ondan sonra gidiyor manyak manyak Discord'da abonelik dağıtıyor. Bilmem ne yapıyor. Abicim Discord tamamen clear text bir ortam. Mesela benim Discord'umda Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yakın ve emni BTK'dan da olan, BTK'da çalışan kişiler var. Emniyet birimlerinden insanlar var. Ampul gibi ayıklıyorlar bu dingilleri, tamam mı? Paylaşacağınız zaman Luniz'in Discord'unda paylaşmayın onu diyor. Evet, yani. Yapmayın. Ya ben mesela şeyi öğrendim, çok şaşırmıştım gerçekten. Kredi kartını çalan adam kullanmıyor. Kredi kartı bilgilerini hep satıyorlar bunları toplu olarak. Evet, kullanmak çok mantıklı değil çünkü abi. Kullanırsa sana traceback yapabilir. Yani sana gerisin geri ilişkilendirilebilir ve yakalanabilirsin. Onun için meraklılarına ucuza satıyorsun. Ve şöyle bir şey var. Birden fazla satış da oluyor. Mesela bir tur sattı database'i. Gitti. Bir ay bekliyor. Dörtte bir fiyatına bir tur daha satıyor. Tamam mı? Nasıl? Adamın elinde var 1 milyon tane kart. Tabii nasıl doğru. 1 milyon kart kullanılmamıştır hepsi diyor. Gidiyor bir tur daha satıyor. Ondan sonra onun da yarı fiyatına bir tur daha satıyor adam sürekli olarak. Sürekli olarak döndürüyor yani. Bu sayede zaten yakalanmamayı sağlıyor ilk alıcı. Ondan sonra bir sene sonra tekrar deniyor. Bu kartları özel otomatik olarak deneme şansları var. Bakıyor kartlarda hala provizyon alabiliyor mu? Tık 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 1 centlik 10 centlik provizyon denemesi yapıyor. Açık bulduğunu kullanıyor mesela. Şu an Windows'u güvenli buluyor musun yani Windows'unu mesela? Evet. Abi şimdi bak, işletim sistemlerini güvenli veya güvensiz yapan şey kullanıcı yaygınlığı ve üzerine geliştirilmiş olan zararlı yazılım sayısıdır. Evet doğru. Eğer bir işletim sistemindeki kullanıcı sayısı yeterince yaygın değilse yeter miktarda zararlı yazılım yoktur üzerinde. MacOS, Linux veya Windows'u karşılaştırabilmek için önce MacOS'un veya Linux'un kullanıcı tabanının Microsoft Windows'la eşit olması gerekir abi. Onu yakaladıkları gün oturur konuşuruz hangi işletim sistemi. Dünyada ATM sayısı, Windows kullanan ATM sayısı bile toplam MacOS kullanıcısından fazladır büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle abi. O yüzden bunlar böyle bir denk aynı lige çıksınlar, ondan sonra konuşuruz abi. Evet doğru anladın söylüyorsun. Öyle. Yani Linux'u çok seviyorum. Çok severek kullanıyorum ama hangi işletim sistemi daha güvenli sorusu gerçeği yansıtmıyor. Yapım itibariyle hangisine daha çok güvenirsin dersen ben kendi build ettiğim, kendi yaptığım Linux'a daha çok güvenirim Windows 10 kullanmaktansa. Ama benim işim gereği bütün bulunduğum ortam Windows 10'la çalıştığı için Windows 10'u tercih ediyorum. Hikaye bu. Ya bu şimdi siz güvenlik uzmanı olarak Intel, AMD, ARM tabanlı işlemcilerde arka kapılar çıktı ya, böyle uzaktan kod çalıştırılabiliyor. Bütün tabii güvenlik NSA'nin önlemlerini kapıları aşıyorsun falan. Evet. Bunlar sizde çok büyük problemler yarattı mı? Şu an yamanabildi mi onlar? Şöyle bir şey var. Benzerleri zaten her gün çıkıyor. Yani bir açığın çıkmasının işte atıyorum sosyal medyada yarattığı etkiyle bizim dünyamızda yarattığı etki arasında çok ciddi fark var abi. Siz bir zaten biliyorduk da biz bunu mu diyorsunuz? Ya 3 aşağı 5 yukarı öyle oluyor. Ya da benzerini görmüş oluyoruz bir yıl önce, tamam mı? Yani bir de şöyle bir şey var abi. Trust but verify diye bir kavram var, tamam mı bizde? Güven bir şeyi kullan ama her zaman kontrol et, tamam mı? Bir teyit et. Şimdi ben Chrome'da bir zero day çıkmış. Abi ben zaten Chrome'da zero day çıkabileceğini tahmin ederek ona göre kullandığım için onu. Benim için zero day çıkmasının bir problemi olmuyor. Ya da işte atıyorum Windows'unu kullanırken Windows'ta bir zero day çıkmış.
çıkmış. Bütün arka kapılar bilmem neler kabak gibi açık. Veya Google Authenticator'dan. Ben diyorum ki zaten bunun böyle olma olasılığı var. Ben zaten bu olasılığa göre kendimi hazırladığım için ona göre problem yaşamıyorum. Ama şimdi tamamen buna güvenen, bununla yaşayan bir insan çıktığı zaman karşımıza adam için bütün işte güvendiği dağlara kar yağmış oluyor. Bizde öyle bir dünya yok yani. Biz her şeyi kontrol etmek durumundayız. Ya şeyi biliyorsun, profesyonel bir ara hastalık. Türkiye dünyanın en büyük zombi bilgisayar ordularının bulunduğu ülkeydi. Yani ele geçirilmiş, adamın haberi yok ama spam mail yapmak için kullanılan, DDoS atak yapmak için kullanılan bilgisayarlar Türkiye'den çıkıyordu. Ben bunu şeye bağlıyordum, hani bilmiyorum ne kadar doğru ama biliyorsun Türkiye en fazla kopya yazılımın kullanıldığı, internetteki her şeyin indirildiği ender ülkelerden bir tanesi aynı zamanda. Yani Afrika ülkeleriyle eşdeğeriz herhalde kanunsal hazırlık olarak buna. Yani her şeyi kurmak, her şeyi denemek, her şeye çift tıklamak, izin vermek, evet ben bunu kuracağım diye zorlamak herhalde bir yerden sonra seni her şeye karşı savunmasız yapıyor. %100 haklısın abi. Onun dışında ekleyebileceğim birkaç şey var. Bir tanesi libidosu çok erken yaşlardan itibaren yükselen bir milletiz. Yaz uyudun mu yaz? Sebep? Ben uyumadım da. Özellikle erkeklerde libido yüksekliği. O da şeyden dolayı biliyorsun, toplumsal ve işte yöresel baskılar falan. Lisede, ortaokulda adam bir şey bir yaşayamıyor, ondan sonra şey oluyor falan. Aynen, dogmalar var, işte statükolar var, bilmemler var, baskılar var. Adam en sonunda sürekli olarak libido yüksek. Libido yüksek olan bir insanda sürekli önüne çıkan bir takım şeylere tıklama eğilimi var. Bir. İkincisi default profile dediğimiz. Yani adamın kullanıcı adı, parolası, modeminde bilmem ne de falan filan standart üstündeki parola. Yani fabrikasyon parolasını tutuyor. Halen daha admin diye tutuyor. Bunlar var. İkincisi modemler ve routerlar kendi başlarına çok ciddi bir computing gücüne sahip. Yani benim senin bilgisayarını zombi olarak kullanmama gerek yok. Router'ını kullanıyorum zaten zombi olarak. Evet, doğru söylüyorsun. İhtiyacım kalmadı yani. Doğru. Onu kullanıyorum. Onu da admin bırakmışsın zaten. Kabak gibi açık. Ben oradan takır takır girip kullanabiliyorum. Bilgisayarın Showdown kapansa bile yani. İnternetin yetiyor parasını ödediğin adama. Aynen öyle yani. O yüzden de direkt oradan gidiyorum. Hack yapmama da gerek yok. Ben çok teşekkür ediyorum katıldığın ben için. Ben teşekkür ederim. Harikaydı şimdi, abi. Bence de müthiş oldu. Enerjin çok yüksekti. Çok sağ ol. Aynı zamanda bunları devam ettirebiliriz. Özellikle güvenlik açıkları oldukça filan, seni ben böyle bir uzman olarak davet istersen etmek isterim. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal. Görüşürüz. Abone olun oğlum.